Selamünaleyküm. Arkadaşlar, abiler, herkese hayırlı günler. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Kuşlarımızı da epeyden beri dışarı çıkarmıyorduk. Erkeğimiz ayağını kesti. Videoya başlamadan önce like, yani beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Bu videomuzda sahiplendirmeler yapacağım arkadaşlar, abiler. Bakın, sahiplendireceğim kuşlardan bir tanesi bu. Geçen günlerde Alperen Temur kardeşimin orada yayın yapmıştım. O bana vermişti, abi bunu sen istediğini yapabilirsin diye. Bir tanesi uçan boz takkalı eke bir erkek. Kupaya bıraktığımız bozkirli takkalı dişinin soyundan. Erkeklerim çok fazla. Özellikle bunu belirteyim. Çok erkek fazlam var. Erkeklerden de vereceğim kuşlar gene güzel kuşlar arkadaşlar, abiler. Emin olabilirsiniz. Kendi kuşlarınıza vurup deneyebilirsiniz. Bir tanesi, bakın. Bir tanesi bu boz erkek. Videolarını paylaştığım, geçen günlerde Bekir abimle başlıklı videosunu paylaştığım kuşların soyuna giriyor. Bir tanesi pembe mavili erkek. Cıvalı erkek. Bir tanesi, bakın. Eke bir erkek. 2 yaşında. Gene bir tane karakilli erkeğimiz var. Bunu uçuruyorduk hazır ama epeyden beri uçmadığı için kızmış. Kızdığı için de eş almış arkadaşlar. Bir tane de, bakın, çok güzel bir eke bir gök erkek var. Hazır bir kuş. İsteyen uçurup deneyebilir, görebilir. Bunu da şöyle kaldırayım. Epeyden beri kanadı bantlıydı. Bugün kanadını açtım şimdi arkadaşlar, abiler. Antrenmanını verin, korkmayın arkadaşlar. Ben bu kuşların hepsinin sonuna kadar arkasındayım. Özellikle bozlar. Bunları da, yani, dişi olmadığı için sahiplendirmeye sunuyorum. Çünkü eşe attığımız zaman bunlar bize sıkıntı yaratacak. Yumurta yavruları bozacak. O yüzden bunları sahiplendireceğiz arkadaşlar, abiler. İsteyen olursa 1, 2, 3 kirli erkek, 4 boz kirli, 5 boz takkalı eki erkek uçuyor. Bakın, o da antrenmansız. Antrenman verirseniz o da güzel oynayan bir kuş. Burada çok uçtu, oynadı. Ama epeyden beri kapıyı açmadığım için biraz antrenmansız, hamlık var. Özellikle de Miro sever abilerim. İki takımdan Miro'm var. Kendi Miro'larımdan. Bir tanesi burada. Üç tane de evde var. İki dişi, bir erkek. Onları da sahiplendirmeye sunacağım. Ha, bakın, burada bir tane de küçük boz yavrumuz var. Büyük ihtimal dişi çıkabilir. Ama biliyorsunuz, yavru kuşlar kış mevsiminde biraz kümes değiştirdiği zaman sıkıntılar yaşayabiliyor. O yüzden bunu başta belirtmek gerekiyor. Bakın, özellikle bu erkeği güzel bir havada gördüğünüz bir dişiye girin. Bakın ne kuşlar çıkıyor. Hemen kardeşi nerede onun? Bakın, bu da onun kardeşi. Bu kuşun birden fazla yavrusu uçtu. Siz de uçurup görebilirsiniz. Bozkirli akkuyruk erkek var. Bu büyük bir ihtimal şabap. Yani bu masaüstü kuşlar dediğimiz kuşların kırması olabilir. Ama güzel oynadığını söyledi Alperen. Güzel bir erkek, perdahlı bir erkek. Şu kuşlarımızı da oradan bu tarafa çekelim. Gökerkeğe uçurun arkadaşlar, abiler. Özellikle kışın kuş uçurmak isteyenler, yeri müsait olanlar gökerkeğe kanadını, bakın, bir aydan beri burada kanadı bantlı duruyor. Kanadını şimdi çözdüm. Bakın, boz takkalı erkek 3 aydır
gün yüzü görmüyor. Kümesin içinden çıkartmıyorum. Kar olduğu için, kar kalktığı için bugün öyle bir çıkarayım dedim. Bakın erkeğimiz de bu. O sakallı erkeğimiz de bu. Yalnız bu arada bir tane kuş var arkadaşlar. O da yine bizim her zaman söylediğimiz 32 taklalı dişimizin bir tane torununu vurmuştuk. Foskili takkallardan erkek bir yavruya. Bu çıkmıştı. Bu kuşumuz da güzel antrenman vermiştik. Ama dediğimiz gibi 2-3 aydır dışarı çıkartmıyoruz. Bakın erkekler kızgınlıktan arkadaşlar. Yine bir tane boskillerden erkeğimiz var. Takkalı bakın. Eke bir erkek. 1,5 yaşında. O da sahiplendirmedi arkadaşlar. Dediğimiz gibi kuşlarımız bunlar. Boz takkalı. 2 tane boz. 1 tane şabap. 1 tane gök erkek. 1 tane boskille takkalı. Bunları şimdilik sahiplendirmeye sunacağız. Karakilli erkeğimize yumurtayı üstüne yatırın. Yavruya kusturun arkadaşlar. O kuşumuz da çok güzel. Çok güzel atımları var. Bakın buradan karşıdaki büyük binalar var. Çok uzakta gözüküyor şöyle. Arkadaşlar emin olun tam oralara gidip oradan buraya kilitleyen bir kuştu. Kanadını kuyruğunu kilitleyip gelen bir kuştu. Ama kızdığı için uçuramadığımız için yerde kaldı. Antrenmanlı bir kuş. Uygun vereceğim bunları ama şöyle de söyleyeyim. Numaramı da yazmayacağım. Beni tanıyanlar, almak isteyenler yorum bölümüne irtibat kurarsa onlara özel olarak numaramı atacağım. Çünkü arkadaşlar numaramızı koyuyoruz. Genç küçük, yaşı çok küçük olan kardeşlerimiz arıyorlar. Benim kesinlikle yaşı küçük kardeşlerime kuş satma gibi bir prensibim yok. Çünkü aileleriyle daha önceden sorun yaşayan abilerim olmuştu bu şekilde. Ben o yüzden genç kardeşlerimize sahiplendirme yapmıyorum. Hediye olduğu zaman, elimde fazlam olduğu zaman zaten onları genç kardeşlerimiz de elimizden geldiğince sevindirmeye çalışıyoruz. Kuşlar da bayağı toprağı özlemişler. Epeyden beri çıkmıyorlar. Dediğimiz gibi arkadaşlar abiler 5-6 tane erkek kuşumuz var. Bir tane boz dişi. Büyük ihtimal dişi ama kümesi değiştirdiği zaman. Bir de şunu hatırlatayım. Benden veya başkasından kuş aldığınız zaman 15 gün karantinada tutun arkadaşlar. Bunu prensip edinin. Direkt kuşlarınızın içine attığınız zaman, ölümler olduğu zaman her kümesin hastalığı ayrıdır. Kuş kümesi değiştirdiği zaman ister istemez değişik atmosfere girdiği için kırılabiliyor. O kümesin hastalığına alışkın olmadığı için ölümler olabilir. O yüzden karantinada tutun. Ondan sonra kuşlarınızın içine katın. Şimdilik de söyleyeceklerim bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Özellikle karakilli erkeği arkadaşlar kim alırsa alsın yavruya kustursun. Yavrunun üstüne antrenmanı versin. Boskilli takkallarım. Erkeğe ihtiyacı olanlar. Boskilli takkalı erkeği, boz takkalı erkeği. Özellikle gök erkeği değerlendirmeye alsınlar. Şimdilik Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.